Madem Allah katında din İslam'dır, Adem Aleyhisselam'dan beri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah razı olsun kardeşim Süleyman'la, ona çok büyük hikmet verilmişti diyor. Sahabe kulaklarını açtı, dinliyor Efendimiz ne söyleyecek diye. Bir gün dedi yaşlı bir kadın, 3 tane yetimi var. Birkaç gün çalışmış, karşılığında bir torba un kazanmış. Evine getiriyor ki çoluk çocuğuna ekmek yapsın, pişirsin. Yolda diyor birden bir rüzgar, bir fırtına. Esen rüzgar ve fırtına sırtındaki un çuvalını uçurup attı gitti. Kadın 2-3 gün çalışmasından sonra gene eve boş gidecek, yetimlerine bir şey götüremeyecek diye diyor ağlıyordu. Onun ağladığını gören Süleyman Nebi daha 10 yaşında. Yanına gitti. Ana dedi hayırdır, ne derdin var? Oğlum dedi git yanından, sen ne anlar? Anne dedi söyle, ben Süleyman, Davut'un oğlu Süleyman'ım. Ya olsan ne olacak dedi, çocuksun. Öyle deme anne dedi, anlat bakayım bana derdin. Yavrum dedi zaten açlıktan canım çıkmış, çoluk çocuğum perişan. Gittim çalıştım kazandım, helalinden onlara bir parça ekmek götüreyim diye uğraşırken bir fırtına çıktı, bir rüzgar çıktı. Aldı götürdü un çuvalımı uçur. Ya ne aç kaldık dedi. Onun için ağlar. Bunda ağlayacak bir şey yok dedi. Hemen gir içeri, Davut Aleyhisselam'ın huzuruna çık. Peygamberdir ve kraldır. Rüzgarı dava et dedi. Kadın da şaşırdı. Rüzgar dava edilir mi ya dedi. Sen gir içeri dava et anne dedi. Kadın da bir çare. Aldı kapıyı, girdi içeri. Şimdi Davut Aleyhisselam vezirleriyle oturmuş. Buyur dedi ya hanım, ne istiyorsun? Efendim dedi rüzgarı dava etmeye geldim. Benim dedi rüzgar esti, un çuvalımı aldı. Davut güldü. Ya dedi rüzgar dava edilir. Verin şu kadına bir çuval un dedi, çeksin gitsin. Kadın sevindi bir çuval unu alınca. Açlıktan kurtulacak, çocuklarına bir şey götürecek helal. Fırladı diyor dışarı. Çıkar çıkmaz kapının önünde diyor Süleyman Aleyhisselam tuttu. Ana dedi ne oldu? Allah senden razı olsun oğlum. Babam bana bir çuval un verdi. Ana dedi babam senin davana bakmamış dedi. Sana sadaka ver. Gir içeri dedi rüzgarı dava et. Kadın da şaşırdı. Bir daha girdi içeri. Davut Nebi dedi ya ne yapmaya geldin? Rüzgar dava edilir mi? Verin buna bir çuval daha. Etti iki çuval. İki çuval alınca kadın her şeyi unuttu, çıktı dışarı. Süleyman Nebi kapının önünde tuttu. Ne oldu anne? Allah razı olsun oğlum. Baban iki çuval un verdi. Ana dedi böyle olmaz. O sana sadaka veriyor. Sense dedi hakkını isteyecek. Gir içeri bir daha deyince kadın içeri girer girmez Davut Nebi azarladı. Nedir senin bu halin? Buraya geliyorsun, ununu alıyorsun, dışarı çıkıyorsun. Ne oluyorsa gerisi geriye geliyorsun deyince kadın utandı. Bana kızma dedi. Oğlun Süleyman yapıyor bu işi dedi. O söylüyor bana. Davut Aleyhisselam çıktı kapının önüne. Oğlum sen utanmıyor musun? Rüzgar dava edilir mi? Bu kadını niye ikide bir de buraya sokuyorsun deyince Süleyman Nebi şöyle başını kaldırdı 10 yaşında. Baba dedi madem rüzgarı dava edemeyecektin ne için peygamber oldun? Ve ne için dedi o tahta oturdun? Davut Nebi diyor bacakları titremeye başladı. Baktı ki bu ilahi bir hikmet. Hemen diyor odasına çekildi. Hiç cevap vermeden secdeye kapandı. Ağlıyor. Ya Rabbi bu işin hikmeti nedir diye. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi Cenab-ı Allah. Ya Davut sabahleyin erkenden bir tabur asker gönder limanda beklesin. Oraya bir gemi yanaşacak. Yanaşan geminin içindeki insanları alsın senin huzuruna getirsin. Bu mesele çözülecek. Davut Nebi daha gün ağarmadan askerleri gönderdi. Haber verdi. Gidin dedi bekleyin limanda. Bir tabur asker bekliyor. Hakikaten biraz sonra gün ışımaya başladığında yalpalaya yalpalaya bir gemi geldi. Geminin içerisinden hepsi güzel giyinmiş sosyete dediğimiz tüccarlar. Ellerinde de 3 tabak altın. İner inmez askerlere dediler ki Davut Nebi nerede? Valla dediler o da sizi bekliyor. Aldılar götürdüler Davut Aleyhisselam'ın huzuruna. Ya Davut buyurun anlatın dedi hikayenizi. Ya Nebiyallah dediler biz Antakya ahalisiyiz. İnnet dine indallahil İslam. İlk günden son güne kadar. Antakya ahalisiyiz. Tüccarlarız. Malımızı yükledik. Mısır'a satış için çıktığımızda bir rüzgara kapıldık. Rüzgar bizim gemimizi kayalıklara vurdu. Delindi. Neredeyse batacaktık. Hepimiz secdeye kapandık. Dedik ki ya Rabbi eğer bizi bu sıkıntıdan, bu dertten, bu beladan kurtarırsan malımızın onda birini sadaka olarak vereceğiz diye yalvarıyorduk. Biz böyle feryat ederken birdenbire görmediğimiz yerden o rüzgarın dehşetiyle bir çuval un geldi deliğe, geminin delik yerine girince o hamur suyu geçirmedi. Biz de batmaktan kurtulduk. Sağ salim buraya kadar geldik. Gelirken de malımızın onda birini hesap ettik. İşte 3 tabak altındır. Davut Nebi dedi çağırın o kadını. Hanım dedi senin davan görüldü. 3 tabak altınını al. Soluğuna çocuğuna götür. Kadın şaşırdı. Tabakları aldı. Sevinçten dışarı çıktı. Süleyman Nebi tut onu. Ana dedi ne oldu? Oğul Allah senden razı olsun dedi. Gördün mü dedi ana. Eğer dava etmeseydin 2 çuval unu sadaka olarak alıp gidecek. Ama dava edersen dedi hakkını bulursun ulaşırsın. Ey Müslümanlar. Davut Aleyhisselam zamanında Zebr'un hükmü geçerliydi. Elbette bugün Zebr Kur'an'ın içerisindedir ama Kur'an'ın onda biridir. Kur'an'ın tamamına göre öyle hesaba çekileceğiz ki akıllara durgunluk verir. Eğer Davut Nebi zamanında rüzgar dava ediliyorsa onun için Yunus'un dediği gibi başımıza ne türlü bela geliyorsa elimizden, belimizden ve dilimizden. Rüzgarın hesaba çekildiği gibi bizim de hesaba çekildiğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adımlarını ona göre sağlam olarak at.